Param olsa da ben de yesem. Oh, buyurun param efendim. Param olsa da ben yesem. Ahmet Bey pek işletmeci gibi değilsiniz yalnız. Bu sunumda bile, bu sunumda bile bir var yani. Bence de var. Para kazanmamız lazım. Yani o kadar profesyonelsiniz belli. Servisler burada böyle dizildi konunuzda. Bravo. Vallahi bravo. Hadi nasıl Ahmet işte, söyle giriyorsun Ahmet sen. Ahmet Bey mutfağı. Biraz bahsedin yani işletmeyi. Ne zamandan beri sizin? Şimdi bu işletme bize babamızdan kalma. Evet. İkinci kuşak olarak devam ediyoruz. Adam geliyor bize diyor ki ya ben diyor çocuktum diyor. Babam diyor benim diyor kolumdan tutup getiriyordu diyor. Şimdi o kendi çocuğunu getiriyor. Yani dile kolay aşağı yukarı 50 sene oradayız. Çok güzel yani müşterilerimizle demiyorum. Arkadaşlarımızla soru bu değildi var. Ama. Soru daha lütfen. Önce bu işi yaptınız mı? Siz mutfakta mısınız gerçekten işletmenizde? Yok yok hayır. Ben gerekirse kesinlikle mutfağa girerim. Zaten her işte de insan yaptığı işin tezgahını bilmesi lazım, gerekiyor. Yok, çünkü o... diyor ki yarışmacılar bunda bir iş var. Sadece işletme değil diyor. Mutfağa girişmiş, evet. Orada çalışmış belli ki bir şeyi var. Böyle bir menüyü bu kadar zamanda yetiştirdiğine göre bizden saklıyor mu acaba diyor. Hanım, yeteneklerini diyor. Yetiştirdik ama inanın ki yani 5 kilo verdim neredeyse. O ayrı. Sen... O ayrı ama o. Ama yani giriyor musun, girmiyor musun mutfağa? Hala cevap alamadık. Mutfağa girmeden olur mu? Olmaz. Bugün de girdim. Kaçak kaçak cevaplar. Ne kadar çalıştın mutfakta söyle. Ömrüm geçti be. E işletme i̇şte değil bunu soruyoruz diyordum. Yani. İşletme ya, kısmında mısınız? Mutfağımız zaten küçücük 30 metrekare niye bir işletmemiz var. Niye cevap veriyorsun? Mutfakta ya, mısınız değil misiniz? Bunu öğrenmek istiyoruz. Yani bu kadar niye uzattınız? Ya. Güzel olmuş her şeyiniz görünüyor ya, şu ana kadar yani. Değilim diyorum işletmeciyim diyorum ama gerektiği zaman da mutfağa girerim. Niye girmeyeyim? Onun haricinde de ben evimde %80 yemeğimi kendim yapıyorum. Aileme tattırıyorum, seviyorum. Muhabbetim var yemeğe ama karşı bunu yani. Bunu yapıyorsunuz yani normalde. Kendi işletmenizde giriyorsunuz mutfağınıza. Ya girelim tabii, tamam, giriyorum okay, da ama bu kadar. Orada benim oradaki mesaim ama bir dakika siz boğa altında buza ararsanız. Bir şey aram, kötü bir şey söylemiyorum. Yok, iyi bir şey de söylüyorum. Şey ya ben ne desem olay oldu, ben anlayamadım artık gerçekten. Ahmet Bey işletme sahibi olduğunu söyledi. Ben mutfakta girmiyorum dedi. Ama böyle politik ve kaçamak cevaplar vermeye başladı. Yani ya giriyorsundur ya girmiyorsun. Sadece bunu öğrenmeyecek. Bu kadar niye böyle kaçamak cevaplar veriyor? Gerçekten anlam veremedim. Ahmet Bey mutfakta böyle becerileri, hünerleri olduğunu ve bizden saklamamalıydı ve bizim de bunu bilmemiz gerekiyordu. Ahmet Bey beklenti yüksek tutmamak için çok fazla kendinden bahsetmedi. Ama biz zaten onun bir şeyler yapabileceğini tahmin ediyorduk. Çok sır doluydu. Ahmet Bey mutfakta olmadığını, işletme sahibi olduğunu söylüyor. Fakat ben buna halen daha inanmıyorum. Bizi ikna edici bir cevapta da bulunmadı. Gayet profesyonel, gayet işi biliyor gibiydi. Niçin çelişkili cevaplar verdi bilmiyorum. Ama biz anlayacağımızı anladık. Normalde bunu sırf pirinçten yapıyorlar. Ben içine biraz da bulgur koymayı koymuşsun, evet. Tercih ediyorum. Lezzet katıyor. Bazı yörelerde koyarlar zaten kuru dolmaya bulgur. Ben de yakıştırırım. Evet. Bunlar eksisi var mı içinde Ahmet Bey? Var var. Evet. Çok beğendim. Çok güzel. Ah, beğendin dolmayı. Evet hepsini yedim. Ah çok güzel. Efsane olmuş Ahmet Bey. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Ne güzel. Aslında, yeter ki beğenin. Çok beğendim. Acılısı vardı biberin. Cesaret edemedim. O bambaşka oluyor. Biliyorum, bilmez miyim? Benim annem de yapar. Ama herkesin yiyebileceği bir acı değildir o. Ama sağlam acıdır, güzel acıdır. Of, ben of. Severim. Bu biber böyle yani bilmiyorum tabii acı seven varsa aranızda ayrı ama normalde çok acı yemeyen birisi için evet biraz ekstrem bir acı olurdu. İyi ki yapmamışsın. Yapmadım. Evet. Şu an bile doğru. Bana acı geliyor. Hafif acısı evet, var ama tabii. İster o kadar. Evet. Yani ben acı yemediğim için. Evet. Ama bu kadarı tamamdır evet, yani. Hı. Sen nasıl buldun Melike'ciğim? Ben çok sevmediğim bir şey bu. Yemek. Kuru dolma. Kuru dolma evet. Ama güzel yapmış. Eline sağlık afiyet yani. Olsun. Ekşiliği de, acılığı da. Sevmeyebiliyorlar eski evet. Yemekleri. Yani, yok eski değil de yani bu tarz sevmiyorum kuru dolma. Sevmiyorsun. Ama ben... güzel yapmış. Eline sağlık. Recep Bey coştunuz maşallah. Evet ya. Karnım ya, doydu. Bakın bizde lafın meclisten dışarı tenceremiz dolu yani. Teşekkür ederiz. Kime acaba laf geldi? Bana saç atıyorsunuz. Yok taş atmıyorum da söylüyorum ya. Yani. Yani nasıl ya taş atmıyorsunuz? Ben taş atıyorum, atmıyorum beni göz, diyorsunuz. Beni işaret ediyorsunuz, sonra da yok canım diyorsunuz ya. Aleni söylüyorum yani. Şimdi o zaman bana söyleyin ya, Recep Bey'e bakarak söylemeyin. Bana söyleyin cevabını tamam. Vereyim tamam, size. Tamam size soruyorum o zaman. Niye eksik yaptınız? Eksik bir şey yapmadım ben. Hayır, porsiyonlarda az yaptım evet. Yani evet, ana yemeğin kadar... porsiyonunda en az iki parça olmalıydı tabii. Dün de söyledim doğru. Evet ya orada ya, yanlış yaptığımı kabul ediyorum. Gene söyleyeyim. Melike'nin başına gelen senin de gelebilirdi. Seni düşündüğüm için ben zaten önce. Ya yansa ya düşse bir şey olsa.
olsa orada zaten gitti. Size hak verdim, haklısınız. Yani onu düşünebilirdim. Tabii bir de küçüktü tavuklar. Bazı tavuk parçaları büyük oluyor. Büyük dövdürüyorsun, bu kadar geliyor, tamam. Evet. Yani en az bir 200-250 gramlık bir şey olsa tamamdı. Manca da yoktu hani, en azından. Ya 50 gram ya vardı ya yoktu o tavuk. Manca çok ağırdı. Mancayı yediniz zaten. Tamam yani ikincisine geldi, az koymuştum. Yediniz zaten, evet. Tamam. İkinci, siz tavukta da ikinci yani, istediniz. Pilavın ve patatesin daha fazlaydı. Pilav patates daha fazla vardı. Halbuki onların daha az, etin daha büyük olmuş. Evet, orada haklısınız. Peki. Düşünebilirdim. Peki, evet. Recep zaten yalamış, yutmuş. Yani beğendin. Evet, beğendim. Elinize sağlık. Kuru dolma böyle olur. Bence gayet de güzel olmuş. Tuğçe. Çok sağlık. Güzel olmuş. Salça oranı, acısı, pişmesi. Bence de. Her şey çok orantılı. Elinize ben de sağlık. Beğendim. Eline sağlık. Evet. Şeref verdiniz evimize. Teşekkür ederiz. Ana yemeğe geçelim. Ana yemek hangi birine geçsek? Evet, ana yemeğin biraz şey yok. Kuzu şiş, patlıcan kebabı. Kendi usulümce Adana kebabı demiyorum ama kendi usulümce kıyma kebabı. Kıyma kebabı. Evet. Yiyeceğiz. Yanında bir şey var mıydı? Pişmiş biber, domates ve biraz da soğan. Gavurdağ salatası. Evet. Salatan da var. Gider. Doğru menü seçimi. Uyumlu bir menü bence. Evet. Yani kebap gidiyorsak evet bunlar yenir. Öncesinde kuru dolma yenir. Çiğ köfte yenir. Mini bir lahmacun yenir. Efendim belki bir içli köfte yenir. Bunlar kebabı taşıyan, kebaba taşıyan yemekler bizi. Evet. Ona keza salata da mesela işte söylediğimiz, kalkıp da bunun yanına parmesanlı roka salatası yapsaydı ne yapıyorsun derdi. Evet. Doğru bir tercih olmuş. Gavurdağ doğrudur. Doğru. Tumak soğan doğrudur. Evet. Acılı ezme salatası doğrudur. Kebabın yanına yani salata olmasa da olur. Belki bir bulgur beyane pilavı ama köz biber, patlıcan, domates de yeterlidir benim için. Salata olmasa da olurdu ama madem yapmış yiyeceğiz, bakacağız. Evet. Ama menü de güzel, uyumlu. Şimdiye kadar iyi gidiyoruz. Kuru biber, kabak dolması, patlıcan dolması hepsi çok güzeldi. Ben çok sevmem ama gerçekten beğendim. Ekşiliği de, acısı da çok iyiydi. Yani çok güzel yapmıştı gerçekten. Menüde kuru kabak ve kuru biber vardı. Bunların haricinde de kuru patlıcan vardı. Ahmet Bey sanırım yetiştiremeyeceğini düşündü. Vaktim kalırsa yaparım diye düşündü. İkram etmek istedim diye söyledi. Ben bunu çok inandırıcı bulmadım. Ama yine yaptığı bu incelikten dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Kuru biber, patlıcan ve kabak dolması gayet güzeldi. Kıvamında geldi. Olması gerektiği gibiydi. Herhangi bir kusur bulamadım. Onu da bitirdim zaten. Tabağımda hiçbir şey kalmadı. Tuğçe Hanım bozuluyor ama bozulunmayacak bir şey değil yani de yetişkin bir adamın önüne bir parça tavuk. Bilmiyorum, enteresan geliyor yani, benim kültürümde böyle bir şey yok. Evet, siz de 15.000 TL kazanmak istiyorsanız, yemeklerinize güveniyorsanız, elimin lezzeti var marifetlerimi tüm Türkiye ve tabii ki dünyada da izlensin istiyorsanız tv8başvuru.com ve yemekteyiz Instagram hesabına başvurularınızı yapınız lütfen. İstanbul'da çekimlerimiz son sürat devam ediyor. Ama siz şehir dışından veya yurt dışından da gelip katılabilirsiniz. Mani değil başka bir şehirde yaşıyor olmanız. Biz her türlü görevi zaten yerine getiriyoruz buraya gelmeniz için. Dolayısıyla şehir dışından da başvuruları bekliyoruz. Bir dahaki sezon içinde birkaç gündür hatırlatmamı yapıyorum ama kaçıranlar olabilir. Yeni sezonda TV8 ekranlarında Zuhal Topal'la yemekteyiz. Çok farklı, çok büyük, çok değişik sürprizler, yenilikler karşınızda olacak. Şöyle söyleyeyim, bizi ekranda daha fazla seyredeceksiniz. Bir, rekabet daha kıyasaya yaşanacak. Ödüller daha da büyüyecek. Ödüller diyorum bu arada. Oo. Evet. Dolayısıyla lütfen yazın da TV8 ekranlarından ayrılmayın. Başvuru hesaplarımız çalışmaya, arkadaşlarımız sizlerden başvuru toplamaya, değerlendirmeye devam edecekler. Yani biz Temmuz'a kadar yayında olacağız ama Temmuz-Ağustos aylarında da lütfen başvurularınızı yapınız. Türkiye'nin her yerinden başvurular doğrultusunda bir dahaki sezonda itibaren de inşallah şehir dışı çekimlerimize de başlayacağız. İstiyoruz ki Allah nasip ederse, ölmez de sağ çıkarsak, Allah o günleri görsün, artık pandemi de gittiğine göre diyelim inşallah, bitti zaten sayılır, ucuna geldik. Her ay bir farklı şehrimize, Türkiye'mizin farklı yerlerine ziyaretlerde bulunmak, yarışmamızı oralarda çekmek istiyoruz açıkçası. Çünkü çok az kaldı ama Türkiye'de benim de gitmediğim şehirler var, oralara gitmek istiyorum. 2-3 şehrimiz dışında her yere gittim ama yine gitmek istediğimiz yerler var.